Çorum'u görelim. Haydi Çorum. Oldu her zaman sözünün eri, çıktığı yoldan dönmedi geri, kararlıdır dava. Hazır mıyız? Evet, tüm bayrakları görelim. Haydi Çorum, hazır mıyız? Evet, tüm bayraklar haydi. Sevdaların buluşma vakti geliyor. Hangisi aslan gibi, hangisi harbi adam? Bu yol çok çetin bir yol, dünyanın hali yaman. Sahip çık Türkiye'ye, yok başka Erdoğan. Evet, işte bu meydanlar hizmet sevdalarıyla doluyor. Vatan, bayrak sevdalarıyla doluyor. Ve hizmetleriyle milletimizde gönül köprüleri kurulan Recep Tayyip Erdoğan'ın özlemiyle doluyor. Ve bugün Çorum'da bir başka güzel, bir başka coşkulu ve 31 Mart'ta adeta zaferi müjdeliyor bir kez daha. Hey, hey. Hazır mıyız Çorum? İşte Çorum. İşte Türkiye sevdalısı lider. Milletimizin hizmetkarı, Anadolu'nun yiğit evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti Çorum İl Başkanımız Murat Günay. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Çorum Belediye Başkanımız, yeniden başkan adayımız Halil İbrahim Aşkın. Gönül işi, bu bir yürek işi, bu sevda işi, işte AK Parti. İşte gerçek belediyeciliğin mimarı, milletimizin hizmetkarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Sevgili Çorumlular, kıymetli hanımefendiler, geleceğin teminatı değerli gençler, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan ilçeleriyle, köyleriyle, haneleriyle tüm Çorum'u selamlıyorum. Çorumlu kardeşlerimin her birine sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Sen coşkun ırmaktan güzelsin Çorum. Sümbülden, zambaktan güzelsin Çorum. Türküler, bozlaklar hep seni söyler. Sen kudreti haktan güzelsin Çorum. Tarımın, sanayinin, kültürün ve turizmin şehri Çorum'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aşkınız, sevdanız ve kadir şinaslığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ne diyor o meşhur Çorum manisinde? Yarimin güzelliği satın alır dünyayı. Çorum'un güzelliğini, siz değerli kardeşlerimin şu güzelliğini satın almaya dünyanın gücü yetmez. Dedim bir sorun. Şu anda Çorum'da ne kadar katılım var. Ne dediler? Yanlış söylüyorsun. Evet, 40.000. Maşallah. Bugün yine Çorum bir başka muhteşem. Çorum'la bizim aramıza kimse giremez. Yiğidin armağan oldu. Bitti. Çorum'la olan yol ve dava, arkadaşlığımız bizdeki yeri ayrıdır. Çorum kurulduğu günden beri hareketimizi bağrına basmıştır. Bugüne kadar girdiğimiz 17 seçimin hepsinde sizlerin desteğini, duasını, sevdasını hep yanımızda gördük. Siz bizi yalnız bırakmadınız. 14-28 Mayıs seçimlerinde de hamdolsun bu gelenek değişmedi. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birinde Çorumlu kardeşlerimiz bize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktı. Cumhur İttifakı'na, milletvekilliğine, Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde %64,5, Cumhurbaşkanlığında %65'i bulan oy oranlarıyla destek veren Çorum'a şükranlarımı sunuyorum. Biz Çorum'dan razıyız. Allah da sizlerden razı olsun. Siz nasıl bize sahip çıktıysanız inşallah biz de size teşekkür borcumuzu daha fazla hizmet ederek yerine getireceğiz. Çorum'un her meselesi, her sıkıntısı, her talebi bizim meselemizdir. Bugüne kadar el ele, omuz omuza verdik. Çorum'u bölgesinin en gözde, en güzel şehirlerinden birine dönüştürdük. Artan ihracatıyla, üretimiyle, sanayisiyle, dinamik ekonomisiyle Çorum bir başarı örneği olarak tüm Türkiye'de kendinden söz ettiriyor. Yapacağımız ilave yatırımlarla Çorum'un bu vasıflarını inşallah daha da güçlendireceğiz. Kardeşlerim, hepimiz şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Çorum'un elde ettiği başarılarda hükümetimizin icraatlarının yanı sıra belediyemizin çalışmalarının da önemli payı var. Şehrimizde rahmetli Arif Ersoy hocamızla başlayan hizmet ve eser siyaseti sonraki gelen arkadaşlarımız tarafından da devam ettirildi. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Sanayicisi, tüccarı, üreticisi, çiftçisiyle tüm Çorumlu kardeşlerimiz de bu çabalarımızda bizlere omuz verdi. Çorum'un başarı hikayesini hep beraber yazdık. Sizler çalıştınız, didindiniz, kabuğunuzu kırmak için mücadele ettiniz. Biz de her alanda sizleri destekledik. Önünüzü açtık, işinizi kolaylaştırdık. İnşallah 31 Mart'ta bu birlikteliğimizi daha da perçinleyeceğiz. Çorum'un yeni başarılara imza atması için ne gerekiyorsa yapacağız. Tabii bunun için öncelikle 31 Mart imtihanını vermemiz gerekiyor. 31 Mart'ın özellikle Çorum'un yine destan yazacağından şüphe duymuyorum. 1994'ten beri tam 30 yıldır sürdürdüğümüz güzel geleneği inşallah yine bozmayacağız. Çorum'da gerçek belediyecilikle durmak yok. Durmak yok. Karşımdaki şu meydanda 31 Mart zaferinin ayak seslerini duyuyorum. Öyle bir ses verin ki yankısı ta Ankara'ya ulaşsın. Hazır mısınız? Çorum 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar var mıyız? Gençler var mıyız? Çorum'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhuriyet boyamaya var mıyız? İşte milli iradenin ve demokrasinin kalesi Çorum budur. İşte benim yol ve dava arkadaşım Çorum budur. Sadece Çorum'u tekrar rekor oylarla kazanmak yetmez. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer vilayetlerdeki tüm hemşerilerimizi de telefonlarla aramaya var mıyız? Onları da arayacağız değil mi? İstanbul'u arayacağız değil mi? Ankara'yı arayacağız değil mi? Maşallah. Nazımızın geçtiği ne kadar tanıdık varsa mutlaka bir şekilde ulaşacağız. Onları da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy vermeleri için ikna edeceğiz. Bilhassa bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için, çalışanların oyunlarına gelmemeleri için onları da iyi niyetle ikaz edeceğiz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin. Kardeşlerim, bugün bölgesinin parlayan yıldızı olan Çorum, geçmişte çok acı olaylar yaşadı. Milletimizin birliğini, dirliğini, huzurunu hedef alan karanlık çevreler Maraş'ta, Çorum'da, daha sonra Sivas'ta provokasyonlar denediler. Alevi, Sünni diyerek bizi bölmek istediler. Kürt, Türk diyerek aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Laik, antilaik diyerek sosyal barışımızı bozmaya yeltendiler. Maalesef bunların bir kısmında başarılı da oldular. 1980 darbesine giden yolun ...28 Şubat müdahalesinin ortamı neydi belirsiz tiplerin sağda sola arz endam etmesiyle hazırlandı. İktidarlarımız döneminde Cumhuriyet mitingleri kılıfı altında yapılan darbe çağrılarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Gezi hadisesinde ağaç bahanesiyle sokaklarımızın ateşe verilmesinden FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz ihanetine kadar bu saldırıların ardı arkası hiç kesilmedi. Bunda başarılı olamayınca bu sefer Suriye'de bir terör koridoru kurarak bizi kuşatmak istediler. Ardından DAEŞ'i üzerimize saldılar. Suriye'ye düzenlediğimiz askeri harekatlarla tüm bu saldırıları püskürttük. Oyunları bozduk, vatanımızı bölme planlarını yırtıp attık. Ülkemizin üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmedik. Sadece bununla da kalmadık. Terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulayarak teröristlerin inlerini başlarına geçirdik. Bunu Gabar'da yaptık. Tendürek'te yaptık. Bunu Besler Deresi'nde yaptık. Ve şu anda terör örgütlerinin kaçacak delik aradıklarını görüyoruz. Artık silahlı, insansız hava araçlarıyla sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ediyor ve dünyayı başlarına yıkıyoruz. Türkiye'yi bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Kardeşlerim, şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Bizim sadece şu son 10 yılda yaşadıklarımızı bir başka ülke yaşasa, bırakın bizim gibi istikrarını, barışını, büyümesini sürdürmeyi, yerle yeksan olmaktan kendini kurtaramaz. Avrupa'sı ve Amerika'sı dahil hiç kimse bu kadar kısa sürede bu derece zorlu mücadeleleri başarıyla veremezdi. Ama biz tüm sıkıntıları göğüsledik. Tüm badireleri atlattık. Projelerimizi hayata geçirerek hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüdük. Yani milletçe hem şeytan taşladık hem de tavafımızı yaptık. Milletimizin birlik ve beraberliğine halel getirmedik. İnsanımızın işini, aşını, istihdamını korumasını sağladık. Memurun, işçinin, emeklinin aylıklarında %50'ye varan oranlarda artışa gittik. Şimdi bu ara çıkardılar bir şey, emeklinin maaşlarını artıralım. İşte söylüyorum, %50'ye varan bu tür artışları yaptık. Emeklimizin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla tek seferlik 5.000 lira ödenmesi, bayram ikramiyelerinin %50 artırılması, banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi çeşitli çözüm yollarını devreye aldık. Aylık miktarına göre 8 ila 12.000 liraya yükselen promosyon ödemeleri için kamu bankalarımız başvuruları almaya başladı. Ramazan bayramı ikramiyesini hesaplara gelecek hafta yatırıyoruz. Depremin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık ilave faturaya rağmen bu adımları attık. 53.000'den fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depreminin ardından inşaat çalışmalarına süratle başlayarak vatandaşlarımızı çaresiz bırakmadık. Geçen hafta kurasını çektiklerimizle birlikte yaklaşık 80.000 konutu ve köy evini depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Her ay 15-20.000 konutu tamamlayarak yıl sonunda 200.000 konut rakamına ulaşmayı amaçlıyoruz. Eyvallah. Depremin yıktığı şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan Çorum'da da olsak hiçbirimiz rahat edemeyiz. En büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin lokmasına göz diken fırsatçılarla ilgili bakanlıklarımız denetimlerini sürdürüyor. Çorumlu kardeşlerim işlerini ferah tutsun. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüşün yaşandığını inşallah hep birlikte göreceğiz. Enflasyonun düşmesi demek pastanın büyümesi demektir. Pastanın büyümesiyle imkanlarımız da genişleyecek. Bundan da 85 milyonun tamamı istifade edecektir. Biz işte bunun çabasındayız. İşte bunun derdindeyiz. Kelebek ömürlü, geçici rahatlamalardan ziyade milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, inşallah aynısını yine biz başaracağız. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Milletimden de bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum. Kardeşlerim, şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok. Ama bizim var. Onlar meydanlarda atıp tutmayı, sonra da hatırlamıyorum diyerek verdikleri sözlerin üstüne yatmayı çok sever. Ankara'dan İstanbul'a kadar yönettikleri belediyelerde hep bunu yaptılar. Vatandaşın aklını çelmek, oyuna almak için bol keseden vaat dağıttılar. Ama göreve gelince verdikleri sözlerin, yapacağız dedikleri projelerin neredeyse hiçbirini hayata geçirmediler. Eyvallah. Bunların becerebildikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları dolar balyalarını, avro balyalarını 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar. Bunun dışında gözde görünür hiçbir icraatları, eserleri yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayrimeşru işler yapan bir kartel mi oldukları belli değil. Biz ne 30 yıllık belediyecilik ne de 21 yıllık iktidarlarımız döneminde asla böyle olmadık. Hep söz namustur, ağızdan çıkan her söz senettir düsturuyla hareket ettik. Hesapsız, kitapsız, ülkemize ve milletimize zarar verecek, Türkiye'ye ekonomik olarak bedel ödetecek taahhütlerden uzak durduk. Zor da olsa her zaman ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını yapmaya çalıştık. Bugün de bu çizgimizi koruyoruz. Sevgili Çorumlular, insanın aynası işidir, lafına bakılmaz. Bizim de referansımız, eserlerimiz, yatırımlarımız ve eserlerimizdir. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bu anlayışla son 21 yılda Çorum'a 96,5 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 1762 adet yeni derslik inşa ettik. Hitit Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. Gençlik ve sporda toplam 5.972 kişi kapasiteli, yüksek 15.000 seyirci kapasiteli bir stadyumun ve 3.500 kişi kapasiteli spor salonunun da olduğu 61 spor tesisi yaptık. Çorumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 milyar liranın üzerinde kaynakla destek olduk. Sağlıkta 825 yataklı Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi başta olmak üzere toplam 1760 yataklı 14 hastanenin de aralarında olduğu 30 adet sağlık tesisi inşa ettik. Çorum'da 3 sağlık tesisimizin yapımına devam ediyoruz. Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nin eski yerindeki C blokta güçlendirme ve nitelikli hale getirme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca bu hastanemize 100 yataklı ek bina yapıyoruz. Böylelikle il merkezinde toplam 1025 yatak kapasitesine ulaşmış olacağız. Çorum'da 7000 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1133 konutun yapımına devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz 13 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun %93,4'üne hizmet veriyoruz. Şehrimizdeki 6 millet bahçesi projemizden 2'sini bitirdik. Kalanları ile ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada 59 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 372 kilometreye çıkardık. 40 dilim geçişi tünellerindeki yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bu önemli projeyi inşallah önümüzdeki yıl içinde tamamlayarak trafiğe açmayı hedefliyoruz. Çorum, Laçin, Osmancık yolu, Çorum, Mecitözü, Amasya yolu, Çorum, İskilip yolu, İskilip, Laçin yolu, Kargı, Saraydüzü yolu ve Kastamonu hududu Osmancık Merzifon yolunun yapımına devam ediyoruz. Merakla beklediğiniz hızlı tren projemizin etüt proje çalışmaları bitti. Kırıkkale-Çorum arasını 2024 yatırım programımıza aldık. Böylece hızlı tren projesinde en kritik aşama geçilmiş oldu. Hızlı tren hattının devreye girmesiyle Çorum bir taraftan Karadeniz'e, bir taraftan da İç Anadolu'ya hızlı tren hattıyla bağlanmış olacak. Çorum'a Koçhisar ve Oğuzlar barajları başta olmak üzere 15 adet baraj, 22 gölet, 23 sulama tesisi ve 72 taşkın koruma tesisi inşa ettik. Bir baraj ve 8 gölet daha inşa ediyoruz. Son 21 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 201 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Yapımı devam eden tesislerle 100 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Koçhisar Barajı 75 bin dekar sulama ve yıllık 15 milyon metreküp içme suyu ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Çorumlu çiftçilerimize son 21 yılda toplam 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği ve yatırım yaptık. Osmancık ve İskilip'e organize sanayi bölgesi kurduk. Bir teknopark, bir araştırma geliştirme merkezi açtık. Çorum'u temeline attığımız barut fabrikasıyla savunma sanayinin yeni merkezlerinden biri haline getiriyoruz. İstihdamı desteklemek için şehrimizdeki iş insanlarımıza 2 milyar lira tutarında prim teşvik desteği sağladık. Bu desteklerle şehrimizde 36 bin ek istihdam oluştu. Kültürde şehrimizin en önemli tarihi simgelerinden olan 7 asırlık Ulu Camii'yi restore edip tekrar ibadete açtık. Enerjide Çorum, Alaca, Aştagul, Bayat, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurlu'da doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki yıl Boğazkale'ye, sonraki yıl Düvenci'ye doğalgaz arzını sağlayacağız. Şimdi isterseniz şehrimize yaptığımız yatırımları şöyle kısaca görüntülü olarak bir hatırlayalım. Konforlu ve sağlam konutlarla Çorum'un konut stoğu güçlendirildi. Kent ekonomisine katkı sağlayacak ticari alanlar yapıldı. Terminal ve kamu binaları yenilendi. Vatandaşa ferah mekanlarda daha kaliteli hizmet sunulur hale geldi. Parklar, millet bahçesi ve meydan düzenlemeleriyle Çorum süslendi. 2006 yılında açılan Hitit Üniversitesi'nin kapasitesi arttı, imkanları çeşitlendi. Şehirde her kademede okullar inşa edilerek eğitim altyapısı desteklendi. Okullara kütüphaneler, bilişim ve teknoloji sınıfları, spor salonları yapıldı. Siyasetçi Murat Günay. Çorum Belediye Başkan Adayımız Doktor Halil İbrahim Aşkın. Çorum Belediye Başkan Adayımız Doktor Halil İbrahim Aşkın. Alaca Belediye Başkan Adayımız Halil İbrahim Şaltu. Alaca Halil İbrahim Şaltu. Bayat Belediye Başkan Adayımız Ahmet Bahadır Ünlü. Bayat Ahmet Bahadır Ünlü. Boğazkale Belediye Başkan Adayımız Adem Özel. Dodurga Belediye Başkan Adayımız Mustafa Aydın. Dodurga Mustafa Aydın. İskilip Belediye Başkan Adayımız İsmail Çizikçi. İskilip İsmail Çizikçi. Belediye hayal edin, vatandaşını gerçekten sev. Kargı Belediye Başkan Adayımız Cahit Arpa. Kargı Cahit Arpa. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Laçin Belediye Başkan Adayımız Mustafa Toydemir. Hazırız ve kararlıyız. Laçin Mustafa Toydemir. Her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve Mecitözü Belediye Başkan Adayımız Mehmet Seçgel. Mecitözü Mehmet Seçgel. Oğuzlar Belediye Başkan Adayımız Muzaffer Yıldırım. Oğuzlar Muzaffer Yıldırım. Ortaköy Belediye Başkan Adayımız Taner İsbir. Ortaköy Taner İsbir. Osmancık Belediye Başkan Adayımız Emin Serdar Kurşun. Osmancık Emin Serdar Kurşun. Sungurlu Belediye Başkan Adayımız Ömer Tök. Sungurlu Ömer Tök. Uğurlu'da Belediye Başkan Adayımız Remzi Torun. Uğurlu'da Remzi Torun. Ve belde belediye başkan adaylarımızı takdim ediyorum. Aşdavul Mehmet Çelik. Düvenci Necmettin Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız. Zafer Sarıkaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız. Yusuf Ziya Yılmaz, Grup Başkan Vekilimiz, İstanbul Milletvekilimiz Özlem Zengin, Çorum Milletvekillerimiz Yusuf Ağlatçı, Oğuzhan Kaya, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Vahit Kayrıcı, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyye Esenyel, AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Çorum'un evladı Mehmet Sarı. Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanım, meydanda muhteşem bir pankart var. Onu paylaşmak istiyorum yüksek müsaadelerinizle. Kimine şehrin çilesi, kimine para kulesi, laf var, icraat yok, budur CHP belediyesi. Hazır mıyız? Ellerimizi kaldıralım. Ama öyle bir haykıralım ki Ankara duysun. Tek millet! Olmadı, olmadı. Çorum'a bu yakışmaz. Tek millet! Tek bayrak! Tek vatan! Tek devlet! Bir olacağız! İri olacağız. Diri olacağız. Buradaki gibi kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Durmak yok. Kapı kapı dolaşıyoruz. Tamam. Hanımlar, dolaşıyoruz. İstanbul duyması lazım. Ankara duyması lazım. Yolumuz açık olsun. Sağ olun. Teşekkürler Çorum. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, bu meydanı dolduran, gönlünü koyan, yüreğini koyan siz değerli Çorumlu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın olsun, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun.